En önemli şey onun yanında hidayet ve istikametti. Allah'a hamdolsun, Güneydoğu Anadolu'da hala devam eden bütün medreselerin temelini attı. Bütün halifelerine en önemli vazifelerinin medrese tahsili ve şeriatı bilen hocalar yetiştirmek olduğunu her fırsatta hatırlattı. Bütün mensupları, bahçesinin ilk meyvesi olan Seyda Molla Muhyiddin Hazretlerinden, bahçesinin son meyvesi olan Seyda Molla Burhaneddin Hazretlerine kadar bütün halifeleri ve mensupları hayatlarını ilme hizmet vermeye vakfettiler. Çünkü bu dönem için bütün afet ve musibetlerin, bütün sapıklıkların temelinde cehalet olduğunu, bunun tek ilacının da sadece şeriat ilimlerini tahsil etmek olduğunu hepsi çok iyi anlamışlardı. Hayatı boyunca bir güneş gibi çevresini aydınlatan, mensuplarında cahilce hiçbir harekete izin vermeyen, kendisinin methedilmesini, reklamının yapılmasını ve kendisinden kerametler nakledilmesini hayatı boyunca yasaklayan ve şeyhinin diğer bütün halifelerinin onun önünde diz çöktükleri Şeyh Maşuk Kuddise Sirrahu, o emanetini dolduran, o heybesini takva ve ihlas ile ve tasavvufun kendi şeyhinin tabiriyle en yüksek makamlarını elde etmiş olan o büyük zat, yıllar önce Mersin'de misafir olduğu bir evde rahatsızlandığında ev sahibinin, "Efendim, buralarda geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Hani Allah'ın emri, ne bilelim belli olmaz ki, bu gurbet illerde kalmak var." sözüne dönüp hasta yatağından tebessüm ederek, "Merak etmeyin efendiler, ben burada ölmem." cevabını veren Şeyh Maşuk, Allah'ın katında geçer akçe ile heybesini doldurup 1975 yılında hac yolculuğuna çıktı.